Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2021 yılında gerçekleştirilen IDEF 21 fuarı esnasında TÜBİTAKSAGE, Kuzgun Modüler Güdümlü Mühimmat ailesini ilk kez tanıtmıştı. Katı yakıtlı, serbest süzülen ve turbojet motorlu olmak üzere 3 üyeye sahip Kuzgun ailesinde test dönemi başladı. Edindiğimiz bilgilere göre, Kuzgun'un katı yakıtlı versiyonu olan Kuzgun KY'nin ilk atış testi, 24 Şubat Cuma günü Sinop atış sahasında başarıyla gerçekleştirildi. Karadan denize doğru gerçekleştirilen atış kapsamında füzeye ilişkin verilerin toplanması hedeflendiği için harp başlığı bulunmuyordu. Mart 2022'de sorularımızı yanıtlayan TÜBİTAKSAGE Müdürü Gürcan Okumuş, bir İDA'dan katı yakıtlı Kuzgun KY'nin atışlarını yapacağız. İnsanlı hücum botlardan da atışların yapılması yönünde talepler var, ifadelerinde bulunmuştu. Haziran 2022'de ise TÜBİTAKSAGE ile Sefine Tersanesi arasında, Kuzgun KY'nin SİDA'dan atılması amacıyla anlaşma imzalanmıştı. Kuzgun KY'nin SİDA'dan ilk atışının, gelecek ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan Kuzgun ailesinin bir diğer üyesi olan Kuzgun SS İnde Aksungur SİHA'dan ilk atışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre, bu atışın gerçekleştirilmesi, artık an meselesi. TÜBİTAKSAGE, Kuzgun projesi kapsamında, katı yakıtlı, turbojet motorlu ve serbest süzülen konfigürasyonlarında 3 farklı füze geliştiriyor. F-16, MMU, Hürjet, Hürkuş ve çeşitli SİHA platformlardan atılabilen Kuzgun mühimmatı, 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip. Parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip olacak Kuzgun mühimmatı, lazer arayıcı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı, radar arayıcı, HOJ, MU radar, veri bağı, ANS ve KKS gibi arayıcı başlık ile navigasyon seçeneklerine sahip. Kuzgun ailesi milli muharip uçak, F-35, F-4E, 2020, F-16 ve SİHA gibi hava platformlarının yanı sıra, kara ve deniz platformlarından da kullanılabilecek müşterek bir yapıya sahip olacak. Kuzgun ailesi, yayılı hedefler, sabit hava savunma unsurları, endüstriyel tesisler, binalar, gömülü, korunaklı hedefler, mağaraların tamamında seçilebilir harp başlığı ve arayıcısı ile maliyet etkin çözüm bir çözüm olarak kullanılacak.